Arkadaşlar merhaba. Harmonik güç akışı dersimizin 5. haftanın son bölümündeyiz. Newton Hapson yöntemi güç akışı algoritmasında kalmıştık. Arkadaşlar 5 eli ile verilen lineer olmayan denklemlerin maddesel formda gösterimini iki türlü yazabiliriz. Birincisi f1 eksi y1 f2 eksi y2 nokta nokta fn eksi yn aç kapa köşeli parantez transfer eşittir 0 diye yazabiliriz. y1 eksi fx f1x eksi y2 eksi fx nokta nokta yn eksi fn x aç kapat transport eşittir sıfır yazabiliriz. Arkadaşlar bu niye önemli? İleride Jacobian matrisi alırken şu görmüş olduğumuz arkadaşlar denklemin Jacobian matrisiyle ile bu görmüş olduğunuz denklemin Jacobian matrisi arasında eksi farkı olacak. Neden öyle söylüyorum? Arkadaşlar buradaki y'ler sayıdır. Biraz sonra ben size açıklayacağım bunu. Dolayısıyla şu ifadenin türevini aldığımız zaman F1'in türevini almış olursunuz. Fakat şu ifadenin türevini aldığınız zaman buradaki sayı var ama arkasında eksi var. Dolayısıyla arkadaşlar şu da sonuca göre şu eksi dolayısıyla eksi fark gelir. Bazen algoritma yazdığınızda arkadaşlar Newton Raphson algoritması bu fark dolayısıyla yakınsama sağlanmıyor. Öğrenci denklem eşitliklerinde kullandığı ifade ile türev eşitliklerinde kullandığı ifade arasında eksilik farkı olduğu için bir türlü sistem yakınsamıyor. Bu açıdan arkadaşlar hangisini kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu sayfayı 5.50 eşitliğini daha detaylı anlatmak için hazırladım. Şimdi bir önceki videoda arkadaşlar biliyorsunuz 5 barlı sistemi örnek olarak incelemeye başlamıştık ve 5 barlı sistemden her bir bara için iki tane denklem üretmek üzere 5 adet P aktif güç dengesi, 5 adet Q reaktif güç dengesi eşitliği oluşturmuştuk. Fakat yine ispatını yaptığım üzere bu 10 eşitlikten arkadaşlar 3 tanesini kullanamayacağımızı söylemiştik. Bunlar da neydi ekranda görüyorsunuz? Birinci baradaki P ve Q eşitlikleriyle ikinci baradaki Q eşitliğiydi. Arkadaşlar bunu eşitlik olarak kullanamıyorduk. Dolayısıyla elimizde 7 denklem var. Zaten 7 tane de bilinmeyen vardı. Bunlar durum değişkenleriydi biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi 5 eşitliğini ikinci baraya uygulayalım. Bakın arkadaşlar P2 eksi aç parantez PG2 eksi PY2. PG2 neydi arkadaşlar? İkinci generatör barasından sisteme aktarılan aktif güçtü. P2 de ikinci baraya bağlı yüktü. Bu santralin iç ihtiyaç gücü olabileceği gibi arkadaşlar o santrale bağlı bir şehrin çektiği aktif güç de olabilirdi. Üçüncü barada arkadaşlar P3 eksi py 3 var. Yani P3 neydi? Üçüncü baraya bağlı tüm hatlara aktarılan aktif güç ya da bu hatlardan üçüncü baraya gelen aktif güç. Bu tamamen akışa bağlı olarak değişen bir şey. Bu da üçüncü baraya bağlı aktif güç yükü arkadaşlar. Bu bir şehir barası olabilir. Bu üçüncü nol eşitlik arkadaşlar. Üçüncü baraya bağlı tüm hatların üçüncü baraya taşıdığı reaktif güç değeri QY3 de üçüncü baraya bağlı yükün çektiği reaktif güç değeri. Arkadaşlar dördüncü bara içinde benzer şeyleri söyleyebiliyoruz. Görüyorsunuz 4 ve birisi aktif güç birisi reaktif güç için. Beşinci bar içinde bunu söyleyebiliyoruz. Yine iki denklem de buradan geliyor. Toplam arkadaşlar 7 tane denklemimiz var. Bakın her birinin yanına arkadaşlar f1x eksi y1 demişim. Birinci eşitlik için. Demek ki arkadaşlar buradaki p2 benim için f1x. Peki y1 ne? pg2 artı y2. Peki F1 ne arkadaşlar? F1 biliyorsunuz size daha önce de söylemiştim. 532 ve 533 eşitliklerinde vermiş olduğumuz formüllerdi. Bunlar biliniyor muydu? Arkadaşlar bunlar durum değişkenleri içerdiği için bilinmiyorlardı biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim için bu bilinmeyendir. F1. Y1 nedir arkadaşlar? Ben biliyorsunuz ikinci barada sistem aktarının aktif gücü devlete taahhüt etmiştim. Ertesi gün saat 11 için örneğini vermişim. Dolayısıyla arkadaşlar PG2'yi biliyorum. E bu baraya bağlı şehrin çektiği gücü de biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar Y1'i biliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bir eşitliğin arkadaşlar sol tarafında yani P2 fonksiyon yani değeri bilinmiyor ama formül olarak biliyoruz. Eksiden sonra görmüş olduğum ifade arkadaşlar ise y1, 1 nola eşitlikte arkadaşlar. PG2 ile PY2'nin toplamı. Bunun da değerini biliyorum. Benzer şekilde arkadaşlar 2 nola eşitliğe bakalım. Bakın P3 budaki F2'ye tekabül ediyor. PY3 Y2'ye tekabül ediyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Y3'ün değerini biliyorum. P3'ün değerini bilmiyorum. Çünkü üçüncü baraya bağlı tüm hatlardan üçüncü baraya gelen Aktif güçlerin toplamı hakkında bilgim yok. Çünkü bu bir formüldü. Bu formülde durum değişkenleri vardı. Bunların da değerini ancak güç akışı bittikten sonra bulabiliyordum. Benzer şekilde arkadaşlar 3 no'lu formüle bakalım. Yine Q3-QY3. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar QY3 3 no'lu baraya bağlı. Ve aktif güç yani o şehre, o şehrin 3 no'lu baradan çektiği ve aktif güç değeri. Q3'de arkadaşlar 3 no'lu yük parasına bağlı tüm hatların... 3 nolu baraya aktardığı reaktif güç değeri bu değeri de arkadaşlar bilmiyorum bu da bir formül bu formül içinde kontrol ve durum değişkenleri olduğu için güç akışı bittikten sonra bu değeri bulacağım benzer şekilde arkadaşlar bakın 3 nolu barayla 4 ve 5 numaralı baralar yük baraları olduğu için benzer şeyleri bakın burada da yazmışım f4 burada p4'e tekabül ediyor yani fonksiyon arada eksi var bu da deksi eksi var. Y4 de arkadaşlar P4'e tekabül ediyor ve değerini biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç itibariyle 550 eşitliği hakkında bakın yeşil kutu içinde bir ifade yazmışım ben size. F1x virgül F2x nokta nokta F7 neden arkadaşlar? Toplam 7 tane eşitliğimiz var biliyorsunuz. Bunlar formül arkadaşlar. Bakın bu formüllerin de değerleri nerede yazılı? Kitabınızda 532 ve 533 ifadelerinde yazılı arkadaşlar. Peki y1 eşitliğin sağ tarafında arkadaşlar burada sabit neye tekabül ediyor arkadaşlar bu? ya PGI ya da PYI veya QYI'ye tekabül ediyor. Bu işitiklerin bazıları biliyorsunuz aktif güç dengesi bazıları reaktif güç dengesi olduğu için arkadaşlar aktif güç dengesindeki F'ler PGI ya da PYI'ye tekabül ederken bunun için de reaktif güç dengesi eşitliği olanlarda da QYI'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 532 ve 533'ü buraya taşımışım. Gördüğü gibi tamamen bir fonksiyon ve durum ve kontrol değişkenini içeren aynı zamanda y bar matrisinden kaynaklanan g'ci ve b'ci değerini içeren bir fonksiyon arkadaşlar. Arkadaşlar 551 eşitliği Newton Raphson için en kritik formül biliyorsunuz. Bu formülü daha önceden ben size Newton Raphson yöntemini anlatırken açıklamıştım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz J Jacobi matrisi gösteriyor. Bu da Jacobi matrisinin tersinin alındığını gösteriyor. Buradaki i arkadaşlar iterasyon sayısı. X dediğim şey durum değişkeni vektörü arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ifade i artı birinci iterasyondaki durum değişkenlerinin aldığı değer. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar 2. iterasyonda durum değişkenlerinin aldığı değer. Burası jacobi Jacobian e. matrisinin tersi. Arkadaşlar burası da çözmemizi istenen bu örnek için konuşuyorum. 7 adet nonlinear denklemin kendisi arkadaşlar. Bakın bu da ben sayı eksi formül demişim. Ama siz isterseniz yazacağınız algoritmasında fx i eksi y yazın arkadaşlar. Böylece kitabınızda vermiş olduğum tüm türev ifadelerini direkt kullanmış olursunuz. Aksi halde eğer bunu kullanırsanız kitabınızdaki tüm formüllere yaklaşan bu ifade için eksiyle çarpmanız gerekecek. Bu açıdan önemli hataya düşmenizi istemiyorum. fx i için arkadaşlar biliyorsunuz 5.32 ve 5.33 ifadelerini kullanıyoruz. Eğer şu ifade ve aktif güç dengesini içeriyorsa 5.33'ü kullanacağız. Eğer bu ifade aktif güç dengesi için yazılmışsa 5.32'yi kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şu ifade ne söylüyor bana? İnci iterasyondaki Y eksi fx'i değerini gösteriyor. Arkadaşlar burada da belirtmişim. Y vektör maddesi yani şu maddesi arkadaşlar. İterasyon adımından bağımsızdı. Dikkat ederseniz yanına hiç i'yi koymamışım arkadaşlar. Mesela fx'in içinde i var. Yani i'inci iterasyondaki f değeri. Çünkü arkadaşlar bir formüldü. Formülde f'in içindeki ifadeler, durum ve kontrol değişkenleri. Özellikle kontrol değişkeni biliyorsunuz sabit kalıyordu tüm iterasyon boyunca. Dolayısıyla durum değişkenleri değer değiştikçe arkadaşlar iterasyon başına bu ifade de değer değiştirecek ama bu da görmüş olduğumuz sayı az önce bu sayı neden oluştuğunu size söylemiştim aktif ve reaktif güç ifadelerinde dolayısıyla bu sayı yaklaşan iterasyon boyunca değişmeyeceği için yanında iyi ifadesi olmadığında dikkatinizi çeker. Peki yazacağımız bu algoritma ne zaman sona erecek arkadaşlar? 5.51 ile ben bir sonraki iterasyondaki durum değişkenlerin değerlerini buldum arkadaşlar. Zaten bir önceki iterasyonu da xi ile başlamıştım. Dolayısıyla arkadaşlar x artı i bir artı biri bulduktan sonra bir önceki iterasyondaki değerle şu anda bulduğum değerler arasındaki farkın mutlak değer arkadaşlar epsilon'dan küçük ise bu durumda algoritma sona erecek demektir. Eğer bu da arkadaşlar 7 tane durum değişkeni var biliyorsunuz. 7 tane durum değişkeni için bu özellik sağlanmak zorunda. Eğer 7, 7 taneden 6 sağlanıyorsa, 7. sağlanmıyorsa iterasyon devam edecek demektir. Bu durumda i artı 1. iterasyonda bulduğunuz durum değişkenlerini tekrar buraya koyup arkadaşlar tekrar x i artı 2'deki değeri hesaplayacaksınız. Ve algoritma bu şartı sağlanıncaya kadar devam edecek. Arkadaşlar verdiğimiz örnekte 7 adet nonlinear denklemimiz vardı ve 7 adet de durum değişkenimiz vardı. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar. bu da görmüş olduğumuz Jacobian matris daima kara matristir. Dolayısıyla 7 satır ve 7 sütundan meydana gelmektedir. Birinci satır birinci eşitliğin tüm durum değişkenlerine göre türevlerinden oluşmaktadır. İkinci satır ikinci eşitliğin tüm durum değişkenlerine göre türevlerinden oluşmaktadır. Ve böyle şekilde arkadaşlar 7. satırda bizim verdiğimiz örnek için 5 balı sistem için konuşuyorum arkadaşlar. 7. satırda 7. eşitliğin tüm durum değişkenlerine göre türevinden elde edilmektedir. Buradaki GE arkadaşlar ikinci iterasyonda elde edilen Jacobian matrisinin diğerini gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar her iterasyonda bu Jacobian matrisi bir daha hesaplamamız gerektiğini asla unutmayın. Arkadaşlar burada tekrar vurguluyorum. 551 ifadesinde görmüş olduğumuz y eksi f ifadesi için arkadaşlar bakın çok önemli bir uyarı yazmışım. Bir yük barasına ilişkin aktif ve aktif güç eşitliği py eksi py eşittir 0 bu aktif güç için arkadaşlar. Ve aktif güçünde P_y eksi Q'yi eşittir 0. Buna 1 nolu formül dersek arkadaşlar. Olarak yazılabileceği gibi aşağıdaki gibi de yazılabilir arkadaşlar. Nedir o? Bunlar da bunu yerini değiştirir. Çünkü bu sıfırsa arkadaşlar. dolayısıyla A'dan B'ye çıkartmakla B'den A'ya çıkartmak arasında fark yok. Dolayısıyla PI eksi PY'i eşittir sıfır. Aktif güç dengesi için. Ya da Q_i eksi QE eşittir sıfır. Yani şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar ifadenin tam tersi. Buna 2 nolu eşittir dedim. Eğer eşitlikler bir formunda yazılırsa 553 ile verilen Jacobian matris eksiyle ile çarpılmalıdır. 553 ifadesi güç eşitlikleri iki formunda verildiğinde tam olarak doğru olur. Arkadaşlar daha önce bu konuda uyarmıştım ben size biliyorsunuz. Bunlar formüldü. Bu da PI formülü arkadaşlar. Eğer siz bu ifadenin türevini alacaksanız şu görmüş olduğunuz ifadenin her bir türevini eksiyle çarpmanız lazım. Bakın çünkü formülün eksi gelmiş. Ama siz bunu kullanıyorsanız eşitlik olarak arkadaşlar. Bu durumda formül başa geldiği için şu görmüş olduğunuz ifadenin türevi buna tekabül bunu Buna aynı olacak. Arkadaşlar en baralı sistemde NG adet generatör barası varsa durum değişkeni vektör arkadaşlar bu transpoz ifadesini unutmayın çünkü durum değişkenleri satır vektördür. Ben eğer kaplamasın diye sütun vektörü satır vektör olarak yazdım. Burada transpozu o yüzden koydum arkadaşlar. Bakın deltalar yani gerilim genlik açıları 2'den başlıyor. Bara sayısına kadar gidiyor. Bara gerilim genlik değerleri ise ng artı 1'den başlıyor. ng'ye kadar gidiyor. Bunların neden böyle olduğunu daha önce açıklamıştım arkadaşlar. Buna ben durum değişkeni diyorum. Kısaca bunun içinde durum değişkeni vektörü diyoruz. Peki burada görmüş olduğunuz Y nedir arkadaşlar? Yani sayıdır biliyorsun bu P hat 2 nokta nokta P hat 3 nokta nokta P hat n ne demek arkadaşlar? Bu baraya aktarılan net güç arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir sayıydı daha önce de söylediğim gibi. Bunlar da biliyorsunuz fonksiyondu. Dolayısıyla arkadaşlar şu görmüş olduğumuz Y vektör maddesi aynı bununla bakın aynı boyutta farkındaysanız sevgili arkadaşlar. 2'den başlıyor. N'e kadar gidiyor. Bu da arkadaşlar Vn G artı 1 artı Vn G artı 1'den başlıyor. N'e kadar gidiyor. Bakın da reaktif güç içinde bu. Ng artı 1'den başlıyor. N'e kadar gidiyor. Arkadaşlar burada bir not düşmüşüm. Durum vektöründeki sıralamaya dikkat edilmelidir. Önce açılar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra gerilim genlikleri yerleştirilmiştir. Arkadaşlar 5.56'da da fx ifadesini verdim. Görmüş olduğunuz gibi y ile fx'in boyutları aynı. Bakın bu p'at 2'den başlıyor. Bu 2 2'den başlıyor. Bu p'at n'e kadar gidiyor. Pe n'e kadar gidiyor. Bu q'at n'g'atı 1'den başlıyor. Bu q'at n'g'atı 1'den başlıyor. Bunun özelliği neydi arkadaşlar? Sayıydı. Bu da formülü tek hatırlamakta fayda gördüm. Arkadaşlar şimdi gelelim Jacobian maddesinin yapısına. Zaten Newton-Raphson güç akışında en önemli... E, hesaplama adımlarından bir tanesi burasıdır. Arkadaşlar bakın Jacob Masli dört parçaya ayırmışım. Şu görmüş olduğumuz parçaya J1 demişim. Şu görmüş olduğumuz parçaya J2 demişim. Şu görmüş olduğumuz parçaya J3 demişim. Şu görmüş olduğumuz parçaya da J4 demişim. Şimdi arkadaşlar bakın. Her bir parçanın boyutlarını da yazmışım. Mesela J1 olarak gösterdiğim şu parçanın sütun sayısı n-1 satış sayısı da n-1. Dolayısıyla arkadaşlar J1 daima kare matristir. Jacobian maddesinin içinde yer alan alt maddesi olan J1 daima kare matristir. Peki J2 nedir arkadaşlar? Bakın sütün sayısı n-ng en satı sayısı n-1. Dolayısıyla arkadaşlar J2 daima dikdörtgen matristir, Kare maddesi değildir. Şimdi arkadaşlar J3'e bakalım. j 3 de n-ng en satıdan meydana geliyor. n-1 sütundan meydana geliyor. Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi J3 de bir dikdörtgen matristir. Gelin arkadaşlar J4'e bakın. Sütun sayısı n-ng, satış sayısı n-ng. Dolayısıyla arkadaşlar J4 bir kare matristir. Ama sonuç itibariyle J arkadaşlar daima kare matris olmak zorunda. Peki J'nin boyutu nedir? 2n-ng-1 satır. 2n-ng-1 sütun. N neydi arkadaşlar? Toplam bala sayısıydı. Biliyorsunuz bizim incelediğimiz örnek sistemde 5 balı sistemde n 5'ti. 2 kere 5 10 arkadaşlar Denotör sayımız 2 idi. Ondan 2'yi çıkardık 8. Bir daha eksi 1 arkadaşlar 7. Demek ki 7 satır var. 7 sütun var. Demiştim ben size 7 tane de durum değişkenimiz vardı. Dolayısıyla arkadaşlar durum değişken sayısı Jacobian masinin satır ya da sütun sayısıyla uyumlu olduğu için bir sıkıntı gözükmüyor. Arkadaşlar tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Aktif güç için F ifadesi şu formüldür ve aktif güç için F ifadesi F formülü bu formüldür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu 532 ve 533 vermiş olduğum formüller olduğunu aklınızdan çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar J1'e bakalım. Bakın J1 ikinci baraya ait. Yani ne demek arkadaşlar bu? Silek baranın dışında kalan ilk generatör barasının aktif güç değerinin yani az önce göstermiş olduğum 532 formülünün delta 2'ye göre türevi j bir. arkadaşlar. Aynı Eşitliğin delta 3'e göre türevi j 12 2. Böyle arkadaşlar dikkat edin. Bakın şu en sonda bu görmüş olduğumuz vermiş olduğumuz aktif gücün delta n. Arkadaşlar burada delta n neye tekabül ediyor bizim örnekte? 5 dolu baraya tekabül ediyor. Delta 5'e göre türevi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu ifade aktif güçlerin yani 502 formülünün Deltalara göre türevi. Kaç tane deltamız var arkadaşlar? 5 tane delta var. Peki niye burada delta 1 yok? Arkadaşlar delta 1 biliyorsunuz kontrol değişkeni. Dolayısıyla daima 0 alıyorduk ve güç akışı boyunca değişmedi. Dolayısıyla dikkat ederseniz bunun için hiçbirinde delta 1 ifadesi yok. Peki arkadaşlar J2 neye tekabül ediyor? Az önce vermiş olduğum aktif güç dengesi yani 5 yosik ifadesinin arkadaşlar gerilim genliğine göre türevi. Peki hangi gerilim genliktir arkadaşlar? Engi artı birinci baradan itibaren başlayan yani yük baralarının gerilim genlik değerlerine göre türevler arkadaşlar. Dolayısıyla J2 de bu şekilde ifade edilebilir. Peki J3 nedir arkadaşlar? Bu da arkadaşlar 533 formülünün deltalara göre türevi. Hangi deltalara göre? 2'den 5'e kadar bizim verdiğimiz örnekte arkadaşlar. Peki J4 ne? Yine arkadaşlar Q eşitliğini yani 533 eşitliklerinin gerilim genlik değerlerine göre türevi. Dolayısıyla arkadaşlar bunu unutmayalım. Mesela üst taraf aktif güçlerin durum değişkenlerine göre türevi J1, J2. Alt taraf arkadaşlar reaktif güçlerin durum değişkenlerine göre türevi. Tabi durum değişkenleri de iki tür olduğu için bara gerilim açısı ve bara gerilim genliği olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla her biri iki alt parçadan meydana geliyor. Arkadaşlar ilerleyen dakikalar içinde buradaki görmüş olduğumuz türev ifadelerin açık formlarını ben sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz her bir alt maddesin iki ayrı tür elemanı vardır. Birinci tür eleman arkadaşlar ana köşegen üzerindeki elemanların formülleri bir de ana köşegen dışında kalan elemanların formülleri. Yani biz buna on diagonal of diagonal diyoruz arkadaşlar. On diagonal dediğimiz şey köşegen üzerindekiler Off diagonal şey dediğim şey arkadaşlar köşegen dışında kalanlar. Bakın arkadaşlar J1 maddesinin i ince elemanı ne demek arkadaşlar? Ana köşegen üzerinde kalanlar. Yani satır ve sütun numaraları aynı olan elemanlar arkadaşlar. Ben ne diyorum? J1 diyorum. Bakın bunun formülü bu sevgili arkadaşlar. Ana köşegen elemanları on diagonal demişim. Yine J1'in ana köşegen dışında kalan diğer elemanların formülü arkadaşlar EJ. IG. Bakın EJ'den farklı olduğu zaman bu formülü kullanacaksınız. E yani satır sütun sayısı birbirine eşit olduğu zaman da arkadaşlar bu formülü kullanacaksınız. Görüldüğü gibi her bir alt matris iki ayrı formülden meydana geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın J2'ye bakalım. J2 de arkadaşlar yine 2 tane parça, formülden meydana geliyor. Bakın J2'nin ana köşegenleri için bu formülü kullanacaksınız. J2'nin off diagonal dediğimiz ana köşegen dışındaki elemanları için de bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Yani 5.61'i kullanacaksınız. Benzer şey arkadaşlar J3 için geçerli. Bakın 5.62 ifadesinde J3 alt matrisin ana köşegenleri için kullanırken 5.63 ifadesinde J3 alt matrisinin of diagonal yani ana köşegen dışındaki elemanlar için kullanacaksınız. Son olarak arkadaşlar J4 alt maddesinin ana köşegenler için 5.64'ü ana köşegen dışında kalan of diagonal elemanlar için de 5.65'i kullanacaksınız. Sonuç itibariyle arkadaşlar şu görmüş olduğumuz Jacobian de 4 tane alt maddesi olduğuna göre ve hal alt maddesinde 2 tür formül bulunduğuna göre toplam 8 tane formülü ihtiyacınız var. İşte arkadaşlar bu 8 tane formülü ben size 5.58 ile 5. 65 arasında kitabınızda vermiş. Arkadaşlar önümüzdeki hafta yani 6. hafta detaylı olarak anlatacağım Newton-Raphson algoritması hatta örnek problem üzerinden anlatacağım Newton-Raphson algoritmasında arkadaşlar diyelim ki siz 7 tane durum değişkeninin değerini buldunuz. Peki bizim problemimiz neydi arkadaşlar? 3 tane barada sıkıntımız vardı. Şimdi tekrar onu hatırlayalım. Bakın arkadaşlar 1. barada P1-PG1 ifadesinde her iki tarafta bilmediğim için bunu arkadaşlar eşitliğe dair Newton Raphson algoritmasının içine dahil etmemiştim. Aynı şekilde Q1 ve QG1'i bilmediğim için arkadaşlar yine bu eşitliği Newton Raphson algoritmasına dahil etmemiştim. Yine iki nolu PV arasında arkadaşlar şu eşitlikte iki tane bilinmeyen olduğu için bunu Newton Raphson algoritmasına dahil etmedim. Şimdi arkadaşlar 7 tane durum değişkenimin değeri bilindiğine göre arkadaşlar artık ben buradaki i yerine 1 koyarak arkadaşlar buradaki ifadeyi hesaplayabilirim. Dolayısıyla çünkü v'im belli, v'cilerim belli, kosinüs deltalarım hepsi belli. 7 tane durum değişken hepsi bilindiğine göre arkadaşlar i yerine 1 koyduğumuz arkadaşlar buradaki p1'i bulabilirim. Güç akışı algoritması bitti unutmayın arkadaşlar. Her şey sona erdi. Artık elimde bütün datalar var. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz i formülde i yerine 1 koyduğumda arkadaşlar şuraya bunu yazarsam arkadaşlar şu görmüş olduğumuz yere bakın şuraya Sevgili arkadaşlar artık bunun değerini biliyorum değil mi? Bunu biliyorum. E, bu durumda eşitlikte sıfır eşitse arkadaşlar buradan PG1'i sağ tarafa çekersem buradaki P1'in değerini kullanarak PG1'i rahatlıkla bulabilirim. Benzer şeyi şunun için yapalım arkadaşlar. Bakın şu anda ben durum değişkenlerinin değerlerinin hepsini buldum. O halde i yerine 1 koyduğum zaman arkadaşlar burada Q1'i mi bulacağım? İşte arkadaşlar bu Q1'i de şu görmüş olduğunuz arkadaşlar ifadede yerine yazarak arkadaşlar QG bir zaten eşittir birbirine. QG birim rahat bulabilirim. Benzer şey yaklaşar. 2 olduğu barada şu görmüş olduğunuz ifade için kullanın. Bunu dahil etmemiştik biliyorsunuz. Şu anda ben şu ifadede arkadaşlar i yerine 2 koydum mu? O halde arkadaşlar şurayı biliyorum artık değil mi? Bunu biliyorum. E, tamam. Peki QY2 belli mi? Bu da belli. QG2 bilmiyordum. Değil, o halde buradan QG2'yi karşı tarafa atarım. QY2'yi bu tarafta bırakırım. Q2 eksi 2den qg 2nin değerini bulun. Dolayısıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Newton algoritmasının en başında bilmediğim P1, PG1, QG1 ve arkadaşlar QG2 ifadelerini artık rahatlıkla şu ifadeleri kullanarak ve elde ettiğim 7 tane durum değişkeninin değerlerini kullanarak elde edebilmem mümkün arkadaşlar. Peki arkadaşlar tüm enterkonnekte sistemde yer alan iletim hatları üzerinde harcanan aktif gücü nasıl bulacağız arkadaşlar? İşte toplam üreticimiz artık biliyorsunuz arkadaşlar i eşittir birden NG'ye kadar tüm generatörlerin aslında aktif güçlerini az önceki yaptığım hesaplamada biliyorum. Dolayısıyla tüm yükle zaten başından beri biliyordum arkadaşlar. O halde tüm generatörlerin ürettiği aktif güçleri toplayıp bunu da tüm yüklerin toplamından çıkarırsam arkadaşlar bana toplam iletim altındaki aktif güç ifadesini elde etmem mümkündür. Arkadaşlar kitabınızda 5.68'de verilen bir formül var. Bakın bu formülde S voltla göstermiş yani kompleks sayı. Arkadaşlar, SIG ne demek? İ'nci baradan Jinci baraya doğru aktarılan kompleks güç ne demek arkadaşlar? Bu neye eşittir? Pij artı Qij eşittir. Arkadaşlar, bu da J unutulmuş başına bir J koymam gerekiyor. Bunu siz ilave edin. Arkadaşlar, bu ne demektir? Buradaki Pij İ'nci baradan Jinci baraya doğru aktarılan aktif güç. Bu da inci baradan Jinci baraya doğru aktarılan reaktif güç demek. Arkadaşlar, bunun da yazarsanız güç akışı eşitliğini kullanarak arkadaşlar, bakın buradan sevgili arkadaşlar, 5-68- ifadesinden reel kısmını Bunu aldığım zaman PG'yi bulurum. Bunun sanal kısmını aldığım zaman arkadaşlar QEG'yi bulurum. Yani i'inci baradan j'inci baraya doğru aktarılan aktif gücü bulmak istiyorsam 569 eşitliğini kullanacağım. Eğer aktif gücü bulmak istiyorsam 5.70 70 eşitliğini kullanacağım. Bakın bu da açıklama yapmış arkadaşlar. Bu formül güç akışı algoritması bittikten sonra kullanılacak bir ifadesini yazmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Şekil 5 beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar ben tuttum. 5, 69 eşitliğini kullanarak şuradaki PJ'yi bulduğumu kabul edin. Ne demek PJ? Hattın şu noktasından içeri doğru aktarılan aktif güç değil mi arkadaşlar? Bunun formülünü de biliyorum. Ben bunu MATLAB'de rahatlıkla ben bu formülü kullanarak PJ bulabilirim. Buradaki i yediğim arkadaşlar 3, j yediğim ki 4. Yani 3, 4 arası olsun. Burası 3 nolu bar olsun. Burası 4 nolu bar olsun arkadaşlar. Yine sevgili arkadaşlar ben bu görmüş olduğunuz ifadede PJ üstünü bulabilir miyim? Bunu nasıl yapacağım sevgili arkadaşlar? Bu da şöyle yapacağım arkadaşlar. i ile j'yi yer değiştireceğim. Yani az önceki hesapladığım p 3 i yerine j, j yerine i yazayım arkadaşlar. Bu durumda da p 43ü bulayım. Yani şunu bulayım arkadaşlar. Bu durum ne demektir? Bu tarafa doğru aktarılan güç. Peki arkadaşlar p 43ten p 3 4'ü çıkarırsam ne olur sevgili arkadaşlar? Şu hat üzerinde harcanan aktif gücü bulurum. Dolayısıyla her hat için harcanan aktif gücü ayrı ayrı bulmak istiyorsanız arkadaşlar. P, I, PJI çıkarırsam sevgili arkadaşlar rahatlıkla aradaki farkı kullanarak bu hattın üzerindeki harcanan aktif gücü elde edebilmem söz konusudur. Burada da diye yazmışım arkadaşlar. Bakın PEG üssü eksi PEG hattın empedansı üzerinde harcanan aktif güç kaybı demişim. Bu işlem tüm iletim hatları için yapıldığında tüm sistemdeki aktif güç kaybı da bulunabilir. Bunun diğer yolu arkadaşlar neydi? Şu görmüş olduğumuz formüldü. Bunu da tekrar hatırlatayım ben size. Şu formül arkadaşlar. Biz aynı zamanda toplam aktif güç kaybını verir biliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hocam PIG pozitifse PGE negatif çıkması gerekir. Dolayısıyla PIG'den PGE çıkarırsak zaten eksi eksi artı yapar. Arkadaşlar bu dediğiniz doğru. Bu durumda yapması gereken şey şu. 3 4'ü bulduktan sonra dördüncü bulacaksınız. Arkadaşlar 4'ücü mutlak değerini alacaksınız. Bu durumda ikisi pozitif olan diğeri birbirinden çıkaracaksınız. p 34 pozitif çıkıyorsa arkadaşlar P4-3'ün de negatif çıktığı kesindir. Dolayısıyla P3-4'ü bulduktan sonra bilgisayarı yaptırdıktan sonra p 43ü de bulup onun önündeki eksi işaretini kaldırırsam bu ikisinin farkını alırsam arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz iletişim altındaki harcanan gücü bulur. Arkadaşlar biz optimal güç akışı hesabı yapmadığımız için Dolayısıyla bizim durum değişkenlerinin hesabı bittikten sonra elde ettiğimiz durum değişkenlerinin kabul edilebilir üst ve alt limitlerinin üstüne çıktığı veya altına indiğini gördüğümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Örnek olarak veriyorum. Mesela herhangi bir büyüklüğün aralığını 0.9 ile 1.1 per unit arasında verdiğimi düşünün arkadaşlar. Durum değişkenlerindeki bara gelim gelinliklerinden bahsediyorum. Fakat hesaplama bitti. Siz ilgili baradaki bara gerilim genliğini 1.2 buldunuz. Peki üst limit neydi? 1.1'di. Şu anda bu arkadaşlar ne oldu? Taşma meydana geldi değil mi? E, dolayısıyla şimdi ne yapacaksınız? Çünkü bu bara gerilim genliğiyle sistem çalışırsa sistemde çok ciddi arızalar meydana gelir. Arkadaşlar bu durumda bakın ne yapılması gerektiğini size adım adım söylüyorum. Bir, güç akışı çalışması sonucunda PQ baralarından birisinde eğer bara gerilim genlik değeri sınır değerinden uzaklaşmış ise az sınırın altına düşmüş ya da üst sınırın üstüne çıkmış ise yani bu bara için v eşittir v min ya da v eşittir v max alınıp yani alt inmişse arkadaşlar az sınır alacaksınız. Üstüne çıkmışsa üst sınır alacaksınız arkadaşlar. Alınıp Q'ye bu baradan çekilen ve aktif güç olmak üzere Q'ye değeri serbest bırakılır. Bu durumda bara yük barası olmaktan çıkarılıp PV barası yapılmaktadır bu baraya ilişkin aktif güç değeri ise P'ye eşittir P'gen alınıp bu yeni değerler data kabul edilerek güç akışı algoritmasının yeniden hesaplanması gerekir. Hesaplama sonunda bu baranın A sisteminden çektiği ve aktif güç değeri eski adıyla Q'ye 1, 2 ve 1, 4 yardımıyla bulunur. İkinci karşılaşacağınız problem de şu arkadaşlar. Güç akışı çalışması sonucunda PV baralarından birisinde bara gerilim genlik değeri sabit tutulmaya çalışılırken bu bara ilişkin reaktif güç değeri sınır değerlerine uzaklaşmış ise alt sınırın altına düşmüş ya da üst sınırın üstüne çıkmış ise bu bara için Q eşittir Q min ya da Q eşittir Q max alınıp ve yani bu bara ilişkin bara gerilim genlik değeri serbest bırakılır. Bu durumda bara PV barası olmaktan çıkarılıp PQ barası yapılmaktadır. Bu baraya ilişkin aktif güç değeri ise Pgen eşittir P'ye alınıp bu yeni değerler data kabul edilerek güç akışı algoritmasının yeniden başlatılması gerekir. Hesaplama sonunda bu baranın gerilim genlik değeri bulunur. Karşılaşacağınız son durumda şudur. Güç akışı bitiminde eğer salının barasından alternatif akım sistemine aktarılan reaktif gücün sınır değeri aştığı görülür ise... Q1 eşittir Q1 min ya da Q1 eşittir Q1 max alınarak salının bara gerilim genlik değeri V1 sabit tutulmaz ve değişken yapılır. Bu durumda bir numaralı salının barası PQ yük barası olarak hizmet görmeye başlar. salının barası olarak PV baralarından güçlü olan yani P gen değeri büyük olan salının barası olarak alınır arkadaşlar. Şimdi bunlar ne ifade ediyor sevgili arkadaşlar? Mesela bu da diyoruz ki biz şu barayı artık bu bara olarak al şu barayı bu bara olarak salınım barasını PQ barası olarak yani şimdi arkadaşlar mesela üçüncü örneği vereyim. Şu görmüş olduğumuz barada salınım barasında taşma meydana gelmişse ben diyorum ki ben size arkadaşlar bu barayı PQ barası olarak alın. Yani ne demek istiyorum? Santral barasını yük barasına çevirin. Arkadaşlar bu çevirme hesaplamada kabul olarak yapılıyor. Gerçek hayatta kebanın yük barası olma şansı yok. Siz ne yapıyorsunuz yazılımda? Burayı PQ barasına çevirerek algoritmayı bir daha çalıştırıyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki gerçekte burası generator barası. Peki bulduğunuz sonuçlar ne ifade ediyor arkadaşlar? Bulduğunuz sonuçları buna göre yorumluyorsunuz. Ne demek ki arkadaşlar bu? Bakın dikkat edin. Burada diyorum ki artık işlem bittikten sonra siz bu baraya ilişkin P'yi bulacaksınız ya. Arkadaşlar bu P'ye Pgen diyeceksiniz. Yani ne demek istiyorsunuz? Demek ki keban santrali. Pgen değerinde aktif güç üretiyor diye kabul edeceksiniz. Yorumunu ondan sonra yapacaksınız. Yoksa gerçek hayatta siz PV barasını yani salınım barasını PQ barası yaptığınızda ya da PQ barasını PV barası yaptığınızda Gerçekte o bara şekil değiştirmez. Ama siz hesaplamalarda optimal güç akışı yapmadığınız için bu tür kabulleri yaparak taşmaları engellemeye çalışıyoruz. Anlattığım şey temel olarak arkadaşlar bu. Arkadaşlar niye böyle bir çözüm yolu seçtim? Cevap şu. Arkadaşlar daha önce size söylediğim şey olduğum gibi. Optimal güç akışında kontrol değişkenlerini değiştirebildiğim için bu da bahsettiğim üç türlü bu, bu ve bu yaklaşımlara girmeme gerek yok. Neden? O da ben kontrol parametresini rahatlıkla değiştirebiliyorum. Taşma mı oldu? Kontrol parametresini değişti. Taşma modu Kontrol parametresini değişti. Tekrar güç akışı yapıyorum. Fakat arkadaşlar güç akışı hesaplamaları boyunca kontrol değişkenleri değiştirilemediği için mecbur arkadaşlar ben bunu durum değişkenleriyle oynamak zorunda kalıyorum. Yoksa optimal güç akışı çalışması yapsaydım zaten bu üç bahsettiğim çalışmayı yapmam gerekmeyecekti arkadaşlar. Arkadaşlar şekil 5.2'de görmüş olduğumuz Newton Raphson algoritması biliyorsunuz birçok alt oluşuyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi. Bütün bu kutuların tek tek arkadaşlar bir modelini oluşturacağız nasıl elde edileceğini detaylı olarak anlatacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şu algoritma öncesi gerekli tüm parametreleri de ben size verdim, formüllerden bahsettim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki haftayı 6. haftada şekil 5.2'yi tümüyle bitireceğiz ve şekil 5.2'ye uygun olarak arkadaşlar kitabınızda da vermiş olduğum örnek bir problem var. Şu örnek 5.1 bunu da adım adım gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 6. hafta bittiği zaman arkadaşlar güç akışı ile ilgili tüm problemleriniz çözülmüş olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.